1985'te buraya bir Fransız geldi. Çanakkale Savaşı'nda bu istihbaratçıydı, istihbarat komiseriydi. Onunla efendim konuşan, Fransızca konuşan arkadaş ona bir soru sor. Dedi ki, komutanım dedi, siz dedi işte dedi 1915'lerde vesaire geldiniz, Çanakkale Savaşı'nda bize karşı savaştınız. Unutamadığınız bir hatıra var mı dedi. Çok dedi, bir tane anlatır mısın dedi. Dedi ki, bizim dedi bir Fransız askeri de çok ağır yara aldı sizin ecdadınızdan dedi. Adam dedi kan boşanıyordu, kalbura dönmüş böyle. Sendeleye sendeleye düşeceği yere kadar gitmeye çalışırken dedi, birden önüne bir hendek çıktı dedi. Hendeğin içerisinde sizden de birisi vurulmuş dedi, kan boşanıyor ve artık ölecek dedi. Bir an dedi böyle göz göze geldiler dedi. Yani artık o ona bakıyor, o ona bakıyor, elveda der gibi. Sizin dedeniz dedi hendeğin içerisinde, kan revan içerisinde, bizimkisi de artık bitti bitiyor dedi, düştü düşecek dedi. O an dedi sizin dedeniz olan dedi Osmanlı askeri dedi, sağ elini cebine getirdi, zar zor cebinden dedi bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bizim dedi Fransız dedi zannetti ki bu Osmanlı askeri silahını çekecek, beni vuracak. Halbuki öyle yapmadı. Sizin dedeniz olan zat dedi, cebinden zar zor bir gazlı bez çıkarttı dedi ki, al şunu dedi yarana sar dedi, ben ölüyorum sen yaşa dedi. Oraya kadar diyorlar. Din oraya kadar diyor. Vuramazsın, öldüremezsin diyor peki. Fransız bu sefer yani bu muamele karşısında adam öldü bitti. Mermiden gitmedi adam. Şu muamele karşısında öldü bitti pek. Bu insanlar bana vatan bıraktı, vatan. Ben bugün vatanı satıyorum belki. 1985'te buraya bir Fransız geldi. Çanakkale Savaşı'nda bu